Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Limit türev integral kampımızın 7.sini yapıyoruz sevgili gençler. Artık sayılar, rakamlar bayağı büyüdü. 8.siyle son bulacağız artık sevgili gençler. Limit türev integral kampımızın. Yarın da biliyorsunuz ilk 12 soru kampımızın sonuncusunu yapıyoruz. Yani kamplar bitiyor hocam. Bundan sonra ne yapacağız diye soracak olursan da merak etme kardeşim, bende kamp bitmez, bende soru bitmez, bende enerji bitmez, bende video bitmez, seni sınava kadar hazırlar sokarım ben, hiç sıkıntı değil. Şimdi limit türev integral kampımızın 7.si dedik, ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım ama videoya başlamadan, çözümlere başlamadan önce kanala abone değilsen abone olursan ve bildirimleri açıp bu videoyu da beğenebilirsen beni mutlu etmiş olursun. İlk sorumuz bir limit ve süreklilik sorusu. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş sevgili gençler ve a bir reel sayıymış. Bir de grafik var elimizde. Diyor ki f'in 3'ün sağ taraftaki limiti. Şimdi 3'ün sağ taraftaki limitini hemen bir bulalım. 3'ün sağ taraftaki limitini bulabilmek için 3 noktasından yukarı doğru çıkıyoruz. Ve çarptığımız yerden bu tarafa gidiyoruz. Nereye gitmiş sevgili gençler? 1'e doğru gidiyor değil mi bu? Yani bu limitin sonucu 1. Diyor ki A'nın sol taraftaki limitine eşit olsun diyor. F'in limiti, yani F'in X'in A'nın solundaki limitine eşit olsun bu 1 diyor. A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler, limiti 1 olan noktanın sol tarafına bakacağız. Şimdi sevgili gençler bakın, eksi 3'ün solunda eksi 1'e gitmiş. Eksi 2'nin solunda 2'ye, eksi 1'in solunda 3'e gitmiş. Eksi 1'in sağı burası, 0'ın solunda 0'a gitmiş. 1'in solunda nereye gitmiş sevgili gençler bakın? 1'e gitmiş. Demek ki A 1 olacakmış. 2'nin sol tarafında aşağı doğru eksi 2'ye gitmiş. 3'ün sol tarafında 3'e gitmiş. 4'ün sol tarafında 0'a gitmiş. Böylelikle hepsini incelemiş olduk. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı diyebiliriz. Geçiyorum ikinci limit ve süreklilik soruma. AB bir reel sayı olmak üzere f ve g fonksiyonları ikisi de parçalı tanımlı olarak verilmiş. F 1'de parçalanmış, g fonksiyonda hem 1 hem de 2'de parçalanmış sevgili gençler. Bir de h fonksiyonumuz varmış ki bu h fonksiyonu g'nin içerisindeki f fonksiyonuymuş. Yani g bileşke fx fonksiyonuymuş arkadaşlar. X eşittir 1 noktasında limitli olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz g'nin içerisine f 1'in sağı ve f 1'in solunu yazmamız gerekiyor. Değil mi? Yani g'deki fonksiyonu bulabilmek için. Neden sağına ve soluna bakıyoruz? Çünkü sevgili gençler, bu fonksiyonun sağdaki ve soldaki limitini içeri yazmamız gerekiyor. F'in bir noktasında bir parçalanma noktası var. Doğal olarak sağına ve soluna yerine yazıyoruz. Şimdi sol limiti yerine yazıldığı zaman 1'in karesi 1 artı 1'den 2 gelir. 1'in sağ tarafını yerine yazdığımız takdirde de bakın burası 2 geldi. İçerisi 2 daha doğrusu şurası. Şurayı silelim sevgili gençler. Ve sağ limitine baktığımız zaman da sağda şurada bakacağız. 3 kere 1, 3, 2 çıkardım 1. Şimdi bunları yazdık ama tabii bu bileşke olduğu için birin solunu ve birin sağını yerine yazarken nereye gittiklerinin de solu sağa önemli aslına bakarsanız. Bileşkelerde bu şekilde yapıyorduk hatırlarsanız. Yani direkt buraya 1, direkt 2 yaftasını öyle yapıştırıp geçemeyiz. Ne yapacağız? Şimdi birin solu demiş ya, birin solunun karesini aldığım zaman ben şurada gene birin solu yapar. Üstüne 1 eklediğim zaman aslına bakarsanız 2'nin solu yapar. Yani burası 2'nin solu. 1'in sağına da bakarsak 3 kere 1'in sağı 3'ün sağı yapar. 2 çıkarırsam 1'in sağı gelir. Tamam, güzel. Şimdi bu limitliymiş ya. Aslına bakarsanız bizim bulduğumuz şeyler şunlar. G 1'in sağına bakacağız. Ve bu sevgili gençler G 2'nin soluna eşit olacak. İşte bundan kaynaklı da A'yı bulacağız. 1'in sağ tarafı nerede? İşte burada sevgili gençler. 1'in sağ tarafı ve ben 1'in sağ tarafını burada yerine yazacağım. 1 artı a gelecektir. Bakın burası 1 artı a. Eşittir. 2'nin solu da, 2'nin solu da sevgili gençler burada. Bunu da burada yerine yazarsak 2'nin karesi 4 artı 2a gelecek. 4 artı 2a. A'yı bu tarafa fırlattım. A, 4'ü bu tarafa fırlattım. 1 eksi 4 geldi. 1'den 4'ü çıkarırsam eksi 3 eşittir a gelecektir. Demek ki sevgili gençler a sayımız bizim eksi 3'ü eşitmiş diyebileceğiz. Güzel sorulardı limit ve süreklilik adına. Karşınıza hocam bunlar zor değil ki ya, neden böyle kolay sorular çözüyoruz demeyin. Sınava yönelik sorular çözüyoruz ve sınavda da bu şekilde sorular karşına çıkacak. Merak etme, bizim yaptığımız iş
uzun vadede sana fayda sağlayacak işler. Yani sen sınava girip çıktıktan sonra şu cümleleri kurabileceksin. Allah bu SML hocadan razı olsun diyeceksin. Ben buna eminim, hiç merak etme. Şimdi f gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon ve fx x küp eksi 1'in dördüncü kuvveti olarak tanımlanmış. Buna göre y eşittir fx fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık neresidir diye sorulmuş. Artanlıktan azalanlıktan bahsedildiği takdirde hemen bunun türevini alıyorsunuz. Al bakayım, 4'ü başa attım. 4 çarpı x küp eksi 1 çarpı içinin türevi 3x kare diyeceksiniz. Ve sevgili gençler, biz bu türev fonksiyonunun köklerini bulmamız lazım. O yüzden sıfıra eşit diyorum. Şimdi bunun kökleri de, bakın burada bir 1 diye bir kök var. Burada da 0 diye bir kök var ama 0 çift katlı olduğu için bunu işaretledim. Daha sonrasında köklerimizi sıralıyoruz 0 ve 1 şeklinde. Ve buna bir kök tablosu oluşturuyoruz. Bu kök tablosunda sıfıra çift katlı kök dediğimiz için hemen sevgili gençler buna şöyle iki tane boncuk ekliyorsunuz. Sonra da 1'e bir tane ekliyorsunuz. Şimdi biz bu fonksiyonun, yani türev fonksiyonunun baş katsayısının işaretine bakacağız. Bakın burası artı, burası artı, artı kere artı, artı olduğu için artıyla başladım. Tek katlı kök eksi, çift katlı kök eksi diye devam ettim. Ve daha sonrasında da şu hareketi yapıyorsunuz. Burada türev fonksiyonumuz negatif olduğu için fonksiyonumuz azalandır. Daha sonrasında azalmaya devam etmiştir ve daha sonrasında da artmaya başlamış pozitif olduğu için. Şimdi ne demişti bize? Artan olduğu en geniş aralık. Arkadaşlar, artan olduğu en geniş aralık işte şurasıdır. Artan olduğu yerdir. Ve dolayısıyla bizim cevabımız da birden açık, hatta birden kapalı diyeceğiz. Çünkü artan ve azalan olan yerlerde uç sınırları kapatıyorduk. Birden kapalı sonsuza kadar, sonsuzdan tabii ki açık olacak aralıktır. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçiyorum dördüncü soruma. Bu da bir türev sorusu. Yine baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinom fonksiyonu. Şimdi Px yazalım. Baş katsayımız 2 olacak, 3. dereceden olacak ve devamını ax kare artı bx artı c biçiminde getirebilirim. Ve diyor ki x eksenine x eşittir 2 apsis noktasında teğettir. Şimdi şöyle mi acaba, öyle diyebilir miyiz? X eksenine 2 apsis noktasında teğetse bizim fonksiyonumuz, bu 2 apsis noktasında bir kökü vardır. Ve bu kök çift katlı bir köktür. Doğal olarak da x eksi 2 çarpanımızda 2 adet mevcuttur. O halde ben bu px polinomunu bu şekilde yazmak yerine şu şekilde yazayım. Px eşittir. Bakın 2 çarpı baş katsayısı 2 olduğu için bunu yaptım. X eksi 2'mizin bir karesi olacak çünkü 2 adet 2 çarpanımız var. X eksi 2 çarpanımız olacak çünkü 2 burada çift katlı kök. Ve 3. dereceden olduğu için de diğer kökünü bilmediğim için x eksi a diye de bir çarpanımız olsun diye ekleyeceğiz. P'nin türevinde 0'da 12 olduğuna göre Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi ben bu P'nin türevinde 0'dan 0'ı 12'ye eşitleyebilmek için P'nin türevinde x'i bir bulmam gerekiyor. Birincisinin türevi 2 çarpı 2'yi başa atalım, 4 çarpı diyelim direkt, olmaz mı? 4 çarpı x eksi 2, içinin türevi 1 zaten, çarpı yandakinin aynısı, artı birincisinin aynısı x eksi 2'nin karesi, ikincisinin türevi 1 zaten, onu yerine yazmıyorum. Şimdi p türev sıfırımıza bakalım. P türev 0'da sevgili gençler, 0'ı yerine yazıyorum. 4 kere şöyle yazalım, 4 çarpı eksi 2 çarpı eksi a artı, şurada sevgili gençler ben 0 yerine yazdığım zaman eksi 2, eksi 2'nin karesi 4, 4 kere 2 de 8 gelecektir. Buymuş ve bu kaça eşitmiş? 12'ye. Şimdi arkadaşlar şu kısım ne gelecektir? 8a eşittir. 8'i karşıya attım, 4 geldi. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 2'ymiş. Px polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş. Şimdi ben a'yı buldum 1 bölü 2 olduğunu. Yani ki sevgili arkadaşlarım şurası 1 bölü 2 olacakmış. Başka da bir şey yazmamıza gerek yok. Katsayılar toplamı sorulduğu zaman polinomlarda x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk Px polinomunda. Dolayısıyla ben artık 1'i burada yerine yazabilirim. 2 çarpı 1 eksi 2'nin karesi çarpı 1 eksi 1 bölü 2 yazdım. Bakın 1'den 2'yi çıkardım. Eksi 1 eksi 1'in karesi 1. Ve sevgili gençler 1 kere 2 2 yapar. Şurası da 1 bölü 2 idi. 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımında kaç yapar? 1. Demek ki katsayılar toplamımız da 1 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Denizli seçeneği olmuş oldu. Böylelikle
türevle alakalı olan iki soruyu da bitirmiş olduk ve türevin üçüncü sorusuna geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, yukarıda ABC üçgeni biçimindeki bir yol gösterilmiştir. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel bir soru. D noktasından aynı anda hareket eden, yani şuradan pembe noktadan aynı anda hareket eden iki bisikletlerden bir tanesi D'den C'ye uğradıktan sonra A'ya, bakın D'den C'ye uğruyor ve daha sonrasında A'ya gidiyor. Diğeri ise sadece D'den B'ye gidecek. Hızları aynı, bu çok önemli. Hızları aynı olan bu hareketlilerin hedefledikleri noktalara varma sürelerinin oranı 6'dır. Yani bu ne demek sevgili gençler? Birisi T sürede ulaşıyorsa diğeri 6T sürede ulaşıyor. Bu da bize hareket ettikleri yollar hakkında bilgi verecektir. Neden? Çünkü hızları aynı. Birisi T sürede, birisi 6T süre hareket ediyorsa demek ki birinin gittiği yol X ise diğerinin gittiği yol 6X olacaktır. Bunda hemfikiriz. G ve I noktaları hakkında şimdi bilgi vereceğiz. Sırasıyla ABC üçgeninin bir ağırlık merkezi, G ağırlık merkezi oluyor ve I da iç teğet çemberin merkezi. Yani bu üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. Pekala, ADC'nin çevresi, yani sevgili gençler şu kırmızıyla çizdiğim bölgenin, ADC üçgeninin çevresi neymiş? 36 kilometreymiş. Olduğuna göre IC uzunluğu dediği yerde sevgili gençler bakın şurası. IC uzunluğunun alabileceği değer en az kaç kilometredir diye sorulmuş. Bize bunun minimum değeri soruluyor. Peki şimdi gelin hadi çıldıralım. Şimdi ben D'den B'ye hareket eden bisikletlinin T süre yolda kaldığını, DCA'yı kat eden bisikletlinin de 6T yolda kaldığını biliyorum. Dolayısıyla sevgili gençler burası x kadar hareket ettiyse burası 6x kadar hareket etmiştir. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Herhangi bir üçgende ağırlık merkezinden geçecek bir doğruyu çıkardığınız zaman karşı taraftaki kenara çarptığı zaman o kenarı iki eşit parçaya bölecektir. Yani burası x ise burası x. Bu DCA yolunu hareket eden bisikletti, yani 6x kadar yol alacak olan bisikletti, burayı x kadar aldıysa demek ki burası da neymiş? 5x'miş. Bunu da biliyoruz. Peki şimdi güzel arkadaşlarım benim, şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Burası madem iç teğet çemberin merkezi, ahan da şuradaki açı var ya, böylelikle açı ortay olmaz mı? Olur hocam. Madem öyle, açı ortay teorem gereğince burası x ise şuraya ben k, burası 5x ise buraya da 5k diyebilirim. Nereye kadar? AI 5k, ID k olacak şekilde. Şimdi ben burada ADC üçgeninin çevresini biliyorum. Yani x ile 5x'i topladım 6x, k ile 5k'yı topladım 6k eşittir 36 kilometreymiş. Ve sevgili gençler o zaman x ile k'nın toplamı 6 kilometre olur mu? Olur. Şimdi bakın k ve x'in toplamını biliyorum 6. Peki. IC'nin uzunluğunun bize minimum değeri sorulmuştu ya. Buranın minimum değerini bulabilmem için K ile X'in eşit olması gerekiyor. Yani bunun da 3, bunun da 3 olması gerekiyor ki şu şekilde eşittir 6 olsun. Ve IC, yani orada hipotenüs uzunluğumuz en az olsun. 3 ise hipotenüsümüz nedir sevgili gençler? 3 kök 2'dir. Yani IC'nin alabileceği en küçük uzunluk 3 kök 2, yani Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Bence soruya bir işaret koyun ve sınava girmeden önce bakmanız gereken sorulardan birisi haline gelsin. İntegral sorumuzdayız artık. A bir gerçek sayı. 1'den 2k'ya kadar x eksi k bölü x karenin integrali de a'ya eşit. Ve bu denklemin kökler çarpımı eksi 10 olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu denklem de hocam denklem nerede diye soracak olursan da öncelikle o x eksi k bölü x karenin integralini alacaksın. X gördüğün yerlere 1 ile 2k'yı koyup çıkaracaksın. A'ya eşitleyeceksin. İşte bu da senin denklemin olacak ve bu denklemin kökler çarpımı da eksi 10 olacak. Buna göre de a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi x eksi k bölü x karenin integrali nedir? X'in integralini biliyorsun, x kare bölü 2. Ve k bölü x kare, bakın bu k bölü x kareyi şöyle yazabilirsiniz. Eksi k çarpı x üzeri eksi 2 diye yazabilirsin. Ben bunun üstünü 1 artırdığım zaman ne olacaktır? K çarpı x üzeri eksi 1 olacaktır. Bir de eksi 1'e böleceğiz. Bir de başında eksi vardı. Eksi eksi gitti. 1'i de görmene gerek yok artık. Demek ki burası k bölü x'miş. Yani k çarpı x üzeri eksi 1 demek bu demek. Ve sen burada 1 ile 2k'yı yerine yazacaksın diyor bize.
Hadi yazalım. Önce şurada 2k'yı yerine yazarsak 2k'nın karesi 4k kare yapar. Bölü 2'miz mevcut. Artı 2k'yı yine yazıyorum. K bölü 2k yazdım. Eksi dedim. Şimdi 1'i yazacağım. 1'in karesi 1. 1 bölü 2 geldi. Artı k bölü 1. Şimdi arkadaşlar şu kısım 2k kare gelir. Şurası sevgili gençler artı 1 bölü 2 gelir. Burası da eksi 1 bölü 2 artı k. Eksi k'mız var. Artı k değil, ona dikkat. Eksi k'mız var ve bu da a'ya eşitmiş. Şimdi burada artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 birbirini yer bitirir. 2k kare eksi k eksi a eşittir 0 olacaktır. Al sana denklem. Şimdi bu denklemin, bu ikinci dereceden bir denklem, bu denklemin kökler çarpımı. C bölü a yardımıyla bulmuyor muyduk biz bunu? Evet hocam. C'miz burada kaç? Eksi a. A'mız kaç? 2. O zaman eksi a'yı 2'ye böldüğümüz takdirde kökler çarpımımız eksi 10 geliyorsa, aha da buradaki eksileri ye, 2'yi de karşıya gönder, a kaç olacak? 20 olacak dersin. Doğru cevabında Denizli seçeneğinde mevcut olduğunu görebilirsin. Hiç çekinmeden işaretleyebilirsiniz. Sınav esnasında böyle bir soruyla karşılaşıp ve bu şekilde çözerseniz hiç çekinmeden işaretleyin sevgili gençler. Şimdi geçelim bir diğer integral sorumuza. Bir f fonksiyonu verilmiş ve bu f fonksiyonu 3 eksi mutlak x biçiminde tanımlanmış. A da b'den küçük olmak üzere a'dan b'ye fx dx integralinin en büyük değeri kaçtır diye sorum. En büyük değeri derken, yani en büyük değer diye sorulduğu zaman biz genelde türev alıyoruz ya, bunun türevini mi alacağız? Şimdi türev falan almamıza gerek yok aslında bakarsanız. Bu soruda yapmanız gereken hareket şudur. İntegral sorularının içerisinde özellikle bu integralin alabileceği en büyük değer, en küçük değer diye soruluyorsa size verilen fonksiyonun öncelikle bir grafiğini çizin sevgili gençler. Bakın gelin bir grafik çizelim şuraya. Hocam gene mi grafik ya? Bu grafiği çizmeden olmuyor. Ben grafik çizemiyorum deme. Grafik çizmeyi öğren artık. Şimdi normal şartlar altında mutlak x dediğimiz grafik şudur sevgili gençler. Şöyle bir grafiktir. Ama eksi mutlak x lazım bize. Dolayısıyla bunu sen ters çevireceksin. Şöyle bir grafik. Ve bunu ters çevirdikten sonra da bak buraya 3 eklemiş. 3 eklediği için sen bunu 3 birim yukarı taşıyacaksın. Yani şu şekilde bir grafiğe sahip olacaksın sen artık. Şunlarla işin yok. İşte sevgili gençler bu kırmızıyla çizilen grafik 3 eksi mutlak x'in grafiğidir diyeceğiz. Hatta ve hatta bu fonksiyon burada eksi 3 için, burada da 3 için sıfırdan geçecektir. Hatta burasının da 3 olması gerektiğini söyleyebilirsin. Şimdi bu 3 eksi mutlak x'in, yani fx'in grafiğinin olduğunu biliyorsun sen. Tamam güzel kardeşim, a da b'den küçükmüş, a'dan b'ye fx dx integralinin en büyük değeri demek. Bize integral neyi hesaplatıyordu? Hocam alanı hesaplatıyor. Peki burada çizdiğimiz grafikte bu alanın maksimum çıkabilmesi için tamamını x ekseninin üzerinde seçmemiz gayet sence mantıklı değil mi? Evet hocam mantıklı. O zaman sen bu grafiğin x ekseninin üzerinde kaldığı yerin maksimum eksi 3 ile 3 aralığında olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. İşte bunun en büyük değeri sevgili gençler buradaki üçgenimizin alanıdır. Hatta a eksi 3'tür, b de 3'tür diyebilirsin. Madem öyle, bakın burası 6 birim. Yüksekliğimiz de 3. O zaman cevabımız 3 çarpı 6 bölü 2, yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevap 9 gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Ve sevgili gençler, son sorumuza geçiyoruz. O da bir integral sorusu. Son sorumuza geçmeden önce videoyu nasıl başlatmıştık? Kanala abone değilseniz abone olun ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili gençler diyelim. Verelim o marka yerleştirmemizi de. Ve çözelim son sorumuzu. Gerçek sayılar kümesi üzerinde sürekli olan f fonksiyonunun bir periyodu 3'tür. Pekala. Bu ne demek? Fonksiyon kendini x ekseninde 3 birimde bir tekrar ediyor demek. 3 birimde bir tekrar ediyor demek. Güzel. Olduğuna göre 12'den 13'e fx dx integralinin değeri kaçtır? Yukarıda bazı bilgiler vermiş tabi. Şimdi şöyle diyeceğiz sevgili gençler. Bunları daha kolay anlamlandırabilmek adına ben şurayı 0 diyeyim. Tamam, sanki böyle sayı doğrusu üzerinde ilerliyormuş gibi düşünelim. Burası 3 olsun. 0 ile 3 aralığında bu integralin değeri kaçmış? 4'müş. Peki 3'ten 6'ya kadar bu integralin değeri kaçtır? Gene 4'tür. 6'dan 9'a kadar olan kısmı da sevgili gençler 4'tür. Bakın bize burada 10'u vermiş. Şimdi 6'dan 9'a kadar olan 4 ise burada 6'dan 10'a kadar 6 hesaplamış. Demek ki 9 ile 10 arasında kaçmış sevgili gençler? Hatta ben orayı şöyle turuncu bir kalemle yazayım. 9'dan 10'a kadar olan kısmı kaçmış o halde? 2 değil miymiş? Yani 6'dan 10'a kadar 6 ise ben 6'dan 9'a kadar olan kısmın 4 olduğunu bulmuştum. Demek ki 9'dan 10'a kadar da 2 olacak. Peki şimdi şuna bakalım biz.
10'dan 13'e kadar, 10'dan 13'e kadar kaçtır diye düşünelim. 10'dan 13'e kadar da sevgili gençler, burada 3 birimlik bir fark olduğuna göre yine burası da 4'tür. Bu 1. İkinci olarak da bizden istenen ne? 12'den 13'e kadar. Yani bizden sevgili gençler şurası istenmiş. Burası ne kadardır diye. Peki sen 9'da 12'nin arasının da 4 olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Burası 2 ise şuraya kaç kalır? 2 kalır. Peki buraya kaç kalır? Gene 2 kalır. O halde cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler, bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olduk. 8 tane yine birbirinden güzel soru çözdük. Özellikle türev olarak şunu, integral olarak şunu ve sevgili gençler limit süreklilik olarak da şunu mutlaka ama mutlaka aklında tut. Sınavdan önce mutlaka tekrar et diyorum ben sana. Özellikle AYT'de tamam süren bol diye ya çözerim nasıl olsa, hiç çalışmamazlık yapsam ne olur tarzında bir şey düşünme. Çünkü ben biliyorum sen derece hedefliyorsun kardeşim. Derece hedefleyen adamın yatmakla işi gücü olmaz. Sen durmadan ama durmadan çalışacaksın. Hocam sınav kolay olacakmış. Bize ne sınav kolay olacak? Sonra başkaları düşünsün. Sen en zor sınava giriyormuş gibi hazırlanacaksın. Ve sınav kolay olduğu takdirde de zaten vurup geçeceksin sınavın gözüne. İşte bu kadar basit. Evet gençler, sonraki videomuzda görüşünceye dek yarın artık ilk 12 soru kampının videosuyla görüşeceğiz seninle. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.